TRT Kahire temsilcisi Mehmet Akif Ersoy şimdi telefon attığımızda. Merhabalar. Merhaba, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Biz yayınımıza başlarken 37 kişi yaşamını yitirdi diyorduk. Şimdi 52 kişi olduğu söyleniyor. Nedir şimdi Mısır'da son durum, sabah olayın yaşanmasının ardından şu saat itibariyle nasıl bir atmosfer var orada? Şimdi tabii gerginlik aslında birkaç gündür çok tırmanmıştı. Daha çok kırsal bölgelerde, Sina Yarımadası'nda, Marsa Matruh'ta bu tür haberler geliyordu. Ordu gösterilere müdahale etmeyeceğini açıklamıştı. Dolayısıyla Rabiatül Adeviye Meydanı'nda Cuma gününden bu yana da meydan oturma eylemi ve Muhammed Hussein'in destekçilerinin yaptığı gösterilerde çok ciddi bir takım sıkıntılar yoktu. Çatışmalar 6 Oktober'da Kahire'de yaşandı. Bugün sabah bir adeta Mısır'daki bu süreçte, bu darbe sürecinde yaşanan olayın bir dönüm noktası olduğunu söyleyebiliriz. Evet, Müslüman kardeşler yetkilileri şu anda en fazla kişinin hayatını kaybettiğini söylüyor. Aralarında çocuklar olduğu ifade edildi. Yüzlerce yaralı var. Göstericilerin üzerine ateş açıldığı muhakkak. Keskin nişancıların sniperlarla ateş açtığı söyleniyor. Mısır ordusundan bir kişinin hayatını kaybettiğini biliyoruz. 40 kişinin yaralandığına dair bilgiler var. Mısır ordusu kesinlikle biz ateş açmadık. Dışarıdan gruplar bize saldırdılar şeklinde bir açıklama yapıyor. Müslüman kardeşler ki şunu biliyoruz. Biz Rabiatül Adeviye Meydanı'na her gün defaten gidiyoruz. O meydanda silahlı hiç kimse yok. Provokatif bir eylem olabileceğini iddia ediyorlar. Kamera kayıtlarının olduğu söyleniyor. Önümüzdeki saatlerde Mısır ordusu 200 kişiyi şu anda bu olayla ilgili meydanda Cumhuriyet Muhafızları alayı önünde tutukladı. 600 kişinin daha tutuklandığı ya da tutuklanacağına dair bilgiler var. Meydanda şu anda resmen bir operasyon yürütülüyor diyebiliriz. Bugün öğleden sonra cenazelerin kaldırılması gündemde. Müslüman kardeşler herkesi sokaklara dökülmeye davet etti yeniden. Dolayısıyla bugün öğleden sonra da yine çok hareketli saatler yaşanacak. Ama tüm bu süreçler içerisinde en önemli gelişme nedir diye sorarsanız o Selefi Nur Partisi'nin yaptığı açıklamadır. Çünkü Selefi Nur Partisi darbe sürecinde özellikle Müslümanlara karşı bir duruş sergileyen, darbecilerle birlikte hareket eden, Suudi Arabistan'ın hatta iddialara göre finanse ettiği, başında veya arka planında Yasir Burhami'nin olduğu önemli bir parti tabanı var. Selefiler bu süreç içerisinde yeni siyasi süreçte yer alabileceklerini ifade etmişlerdi. Hükümet kurma çalışmaları devam ediyordu. Barade ismine itiraz ettiler. Dün akşam Ziyad Tahsin ismi başbakan olarak geçti. Ona da itiraz ettiler. Ve Selefiler bugün bir açıklama yaptı. Nadir Bekkar bu katliama sessiz kalmamızı kimse beklemesin dedi. Derhal hükümetten ve yeni yönetimle olan bütün ilişkilerini kestiklerini açıkladılar. Hükümetten ve yeni süreçten çekildiklerini açıkladılar. Ve Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin göreve iadesinin de gerçekleşmesi gerektiğine dair açıklama yaptıklarına dönük iddialar var. Selefi Nur Partisi bugün birazdan bir beyan yayınlayacak. O beyanında muhtemelen daha detaylı bilgilere sahip olacağız. Ancak bu ne anlama geliyor onu hemen söyleyelim. Neticede İslamcı partilerin, özellikle Selefi Nur Partisi ana muhalefet partisiydi. Hürriyet Adalet Partisi, yani Müslüman kardeşler ise en çok oy alan partiydi. Bu iki parti Mısır'da çok geniş tabanları olan partiler. Ve eğer Selefiler bu süreç içerisinde ordu karşıtı bir tutuma girip darbeye karşı Mursi yanlısı bir tutum içerisinde meydanlara inerlerse ve desteklerlerse o zaman asker çok daha sıkıntılı bir sürece girebilir. Ordu adına engeller negatif anlamda değişebilir. Dolayısıyla farklı şeyleri konuşuyor, tartışıyor olabiliriz. Ama eğer bu saldırılar ki bu kadar insanın katledilmesi sabah saatlerinde, bu arada Sina bölgesi çok önemli. Sina'daki hareketliliği de arttırabilir. Silahlı grupların çatışmalara girmesini de sağlayabilir. Neticede Müslüman kardeşlerin her ne kadar orduya karşı şiddet uygulamayın çağrıları hem Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi tarafından hem partinin diğer yetkilileri tarafından yapılmış olsa da Müslüman kardeşlere veya Mursi'ye sempati duyan silahlı grupların olduğunu da unutmamak gerekiyor. Özellikle Sina Yarımadası'nda. Öyleyse çok kaotik bir sürecin içerisindeyiz. Çok doluydu. Ama bugün bambaşka bir noktada silahlı çatışmaların olması ya da bu kadar hani katledilmesi, tankları yeniden sokaklara daha da fazla döktü. Yollar kesilmiş durumda şu anda. O meydana, bölgeye ulaşmak bile sıkıntılı. Asker güvenlik önlemlerini en üst düzeyde tutmaya, durumu kontrol altında tutmaya çalışıyor. Ancak artık çok başka duygularla
sahaya inen bir halktan söz ediyoruz. Ve bu katliamın da ardından zannediyoruz o duygular daha da farklı ve daha da uç noktalara erişecek. Çünkü ölen cenaze hazreti sonrasında bambaşka bir tabloyla karşılaşabiliriz. Şu an Rabia Tuladeviye meydanı cuma günden itibaren hiç olmadığı kadar boş. Çünkü meydanın etrafı kuşatıldı. Giriş çıkışlara müsaade edilmiyor. Yaralıların geçişlerine de izin verilmiyor deniyordu ama erken saatlerde onlarla ilgili bir değişiklik alamadım vardı. Alamadım pardon sesinizi. Yaralıların da meydandan çıkışlarına da tedavisine izin verilmiyor denmişti ama sabah saatlerinde onlarla ilgili bir değişiklik yaralıların var. Yaralıların meydanda tedavisi yapıldı. Yapıldığı doğru. Yaralıların çıkışına izin verilmiyor dememiz belki doğru olmaz. Ambulansların giriş çıkış yapmalı. Yoldaki barikatlardan dolayı ve arama kontrol noktalarından dolayı ambulanslar gecikti. Ambulanslar geciktiği için de yaralılara müdahale gecikmiş oldu. Dolayısıyla bir an önce ambulansların yetiştirilmesi, yine kan bağışı yapılması, hastanelerdeki kan ihtiyacına dönük bir takım çağrılar yapıldı. O nedenle bir sıkıntı var ama yaralıların meydandan çıkmaması gibi bir durum söz konusu şu an için değil. Sadece o süreç içerisinde yetişemediklerini söyleyebiliriz. Çünkü yüzlerce yaralı vardı. Dolayısıyla meydana giriş çıkışlarının da tanklı birliklerle kapatıldığını da hesaba katarsak bu süreci biraz daha o problemi arttırdı diyebiliriz.